Şimdi bir konumuz var değerli izleyenler. Türkiye'nin uzunca süre böyle lider komünikasyon şirketlerinden birinde CEO'luk yapmış ve sonra da efsane CEO olarak anılmaya başlamış bir isim Süreyya Cilev. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Süreyya Bey katıldığınız için. Şimdi sizi anlatan bir kitap Fırat Demirel kaleme almış. Global iş dünyasında sıra dışı bir lider adıyla. Şöyle oldu. Geçen hafta ben 3 kitap evi gezdim. Sizin kitabınızı sordum. Ve üçünde de kalmamıştı. Online aldım. Ve sonra orada bir hanımefendi vardı, kitabı sordum. Bana dedi ki önünde siyah beyaz bir iş adamının resmi var. O kitaptan mı bahsediyorsunuz? Evet dedim, o kitap. O kitap burada değerli izleyenler. Süreyya Cilev'in hayatını anlatan bir kitap bu. Global iş dünyasında sıra dışı bir lider. Sizi biraz zaten tanıyoruz ama bu kitapla çok daha yakından tanıyoruz. Ben bir yeri işaretledim. Soracağım çünkü size. Radyo televizyon dalgalarıyla çocukluğunuzda anlattığınız arkadaşınıza bir sohbette geliyor televizyonla birleştiriyoruz. Telefonla birleştirsek görüntülü bir telefonumuz olur diye bir fikriniz. 60'lı yıllar zannederim, öyle değil mi? Evet, 60'lı yılların sonu olsa gerek. Yani Türkiye'ye televizyonun ilk geldiği günlerdi. Yani elektromanyetik dalgalarla işte bir stüdyodan yayın yapılıyor. Ben de bunu daha ilerletip geriye de yayın yapamaz mıyım diye düşünmüştüm. O zaman ama şunu da denemiştim o yıllarda. Ortaokulu bitirdikten ortaokul yıllarında İngilizce nasıl radyo yapılır? O konuda bir kitaplar almıştım. Fakat Amerikan kitabıydı. Oradaki elektronik parçalar Türkiye'de tam olarak bulamadığım için yapamadım onu. Tam olarak çalıştıramamıştım. Fakat sonra yerde metal bulma cihazını yapmıştım. Yani esasında düşünüyorum, keşke o parçaları bulsaydım, biraz daha erken başlasaydım, değişik bir hayat olurdu. Sizin telekomünikasyona, telefona, teknolojiye olan yatkınlığınız, ilginiz ta o zamandan başlamış. Ben aslında bu alıntıyı bu yüzden yaptım. Demek ki ta o zamanlardan aklınızda varmış. Telekomünikasyon alanında da Türkiye'de bir nevi dönüştürücü isimlerden biri oldunuz çünkü 3. nesil şebekelerle beraber. Öyle miydi? Bunu daha iyi bilen psikologlar vardır ama benim de duyduğum 6 yaşıyla 20 yaşı arasındaki tecrübeler insanı sonrası için şekillendiriyor. Açıkçası ben tabii aileden beni etkileyen çok önemli insanlar vardı. Derler ya, bir çocuğun yetişmesinde bütün köyün emeği geçer. Tabii. O yüzden ben de açıkçası annem zengin bir ailenin kızıydı. Fakat çok sevgi doluydu ve hiçbir materyal düşüncesi yoktu. Ama herkese sevgi doluydu. Oradan açıkçası insanları sevmek oradan başladı. Yatılı okulda arkadaşlıkları kurmak, insanları nereden geldiğiyle değil, kim olduklarıyla değil, kafalarındaki, kartlarındaki değerlemeyle, onlarla değerlendirmeyi öğrendik. Sonra babam mühendisti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun, yüksek inşaat mühendisiydi. Ondan analitik skill'leri, analitik yeterlikleri... Hep matematik sorusu sorarmış babanız size, kitapta da öyle yazıyor. Evet. Biraz böyle yani temel bilimlere evet, çok küçükken başlamışsınız. Bir de biz halamızın yanında büyüdük. Profesör Gönenç Cilev, o da Hacettepe Tıp Fakültesi'nde profesördü. Ve bizi devamlı biyokimya laboratuvarlarına götürürdü üç kardeş. Orada da ilim, bilimin önemini anladık. Çok çalışmanın fark yarattığını anladık. Bunlar bir araya geldi. Ama beni şekillendiren daha çok Ankara'daki Fen Lisesi'ydi. O Fen Lisesi'nde hem kendime güven geldi, hem benden çok daha akıllı başka bir sürü insan var. Onları da görünce daha öğrenecek çok şey var. Onu bir hayat, yaşayış tarzı olarak benimsedim. Devamlı öğrenmeye açık olmak. Bir de ortaokul yıllarından itibaren ben basketbol, voleybol, futbol oynadım. O da takım sporlarını öğretti. Yani hem fen insanı olunca, hem insanlara sevgi dolu olunca, hem de takım oyuncusu olunca bunları iş dünyasında bir araya girme bir yerde kaderimiz oldu. O halde şöyle mi oldu? Şimdi siz bugün bile dönüp baktığınızda bu telekomünikasyon şirketine ve diğer yerlerde çalıştığınız, diğer yerlerde görev aldığınız diğer yerlerde bir efsane CEO tanımı etrafından nitelendiriliyorsunuz. Bunlar için bunlar mı gerekli? Yani takım oyunu, sevgi dolu olmak, insanlara dokunabilmek ve analitik düşünebilmek. Şimdi iş dünyasında bir defa, yani basketbol, voleybol, bunlar takım sporları da, esas takım sporu iş dünyası. Yani bir kişinin yapabileceği bir şey yok. Hatırlıyorum ben, yani bahsettiğiniz Turkcell'de, telekomünikasyon şirketinden önce de 10 yıl Amerika'daydım. Ondan önceki 15 yılda 2 tane startup da Amerika'da geçti. Yani o startuplar bana girişimci olmayı, yenilikçi olmayı öğretti. Ben
Yani Harvard Business School'dan mezun olduktan sonra iki tane mühendislik derecesini aldıktan sonra University of Michigan'dan ilk işim bir defa uzun dönemli düşünerek, kısa dönemli değil, sadece parayı amaçlı olmayıp parayı en büyük öncelik saymadım. Yani 100 bin dolarlık iş teklifi varken 29 bin dolarlık bir startup'a mühendis olarak girdim ki işi öğreneyim diye. Bir de bana hisse vermişlerdi. O şirkete ortak olursam ileride değer kazanır diye. Açıkçası o ilk yıllardaki tecrübelerim beni sonrasında da şekillendirdi. Bu iki startup'lardan ikincisini, birincisinden sonra ikincisini kendim kurdum bir İngiliz arkadaşla birlikte. Orada iki kişi kurduk. 220 kişiye büyüyen çok başarılı bir startup oldu Boston'un biraz dışında. IBM buna ortak oldu. Başka şirketler satın almak istedi falan. Fakat sonra da Microsoft'a katıldım. Microsoft'ta Microsoft Office ürününün dünyadaki sorumlusuydum. Yani 120 ülkede bugün satışları 85-90 milyara ulaşan önemli bir ürün. O ürünün dünyada satışı değil müşterileri tarafından başarılı kullanılması için 850 kişilik bir takım kurdum. Yani bütün bu tecrübeler açıkçası beni Türkiye'deki Turkcell'deki liderliğe hazırladı. Hazırladı diyorsunuz. Ama burada en önemli nokta bence yani efsane CEO demelerinin çok teşekkür ediyorum ama oradaki benim esas yaptığım iş memur kafalı olmayan yenilikçi girişimci lider kabiliyetleri olan insanları bir takıma toplamak. Ve bu kabiliyetli olan insanları takıma aldık ve sonra bunlara sorumluluk verdik. Çünkü büyük bir şirketin birçok bölümü var. Her bölümün başında o işi benden çok daha iyi bilen, geleceği iyi okuyan, takımı motive edebilen, sonuç odaklı olan, öğrenmeye hevesli, çalışkan, cesaretli ve global dünyayı hedefleyen. Açıkçası bu anlattığım, yani benim Amerika üniversiteden sonra Amerika'ya gitmem, oradaki dev bir firmada çalışmam bana global bir vizyon verdi. Yani ne yaparsam o dünya için yapayım. Bir de o işlerde açıkçası bunu birçok Türk öğrencinin de başına geliyor. Yurt dışına gidiyorsunuz. Oradaki üniversiteyi de en iyi dereceyle bitirdiğiniz zaman diyorsunuz ki ya tamam biz de buraya layığız yani. Buraya olmayı kabul ediyoruz ve diğer insanlardan eksiğimiz yok. O yüzden o kendine liderlikte iş dünyasında kendine güven çok önemli. Ama aynı zamanda devamlı öğrenen insan olmak çok önemli. Ben de şanslıydım yani teknoloji bilgisayar mühendisi olduğum için, endüstri mühendisi olduğum için. Çünkü bu alanlar çok hızlı gelişti. Halen de gelişiyor. Halen de gelişiyor aynen dediğim gibi. Kitap gerçekten soluksuz ben okudum. Ama bir soru da aklıma takıldı o yüzden size soracağım onu. Tabii. Süreyya Cilev hiç başarısız olmadı mı? Yani bu başarısızlık ben bundan sonra ne yapabilirim? Aman Allah'ım kariyerim bundan sonra nasıl gidecek diye hiç kendinize sorduğunuz bir an oldu mu? Çünkü sürekli yükselen bir trend değil hayat. İş hayatı da öyle. Eğer öyle olduysa şayet o anlarda tekrar aynı şevk ve istek arzuyla devam etmek gücünü kendinizde nasıl buldunuz? Vallahi bence çok önemli bir soru soruyorsun. Bu herkes için geçerli. Evet hepimiz için çokça geçerli oldu. Yani ben de düşünüyorum esasında küçüklüğümden beri o kadar çok zorlukla karşılaştım ki. Bir de yani babamdan öğrendiğim, halamdan öğrendiğim dersler hep uzun dönemli düşünmekti. Uzun dönemli. Uzun dönemli düşünürseniz kısa dönemdeki zorlukları, başarısızlıkları öğrenme fırsatı olarak görüyorsunuz. Çok güzel bir tespit. Yani bu arada birçok dünyanın en başarılı adamlarının da böyle düşündüğünü biliyorum. Yani Jeff Bezos'u da tanıyorum, Bill Gates'i de tanıyorum. Bunlar da hep uzun dönemli düşünüyorlar. Yani bir tanesi demişti ki Bill Gates, ya büyük işler takımla oluyor fakat her zaman zaman alıyor. En az 2-3 sene zaman alıyor. O yüzden iyi takımı kurmak, global yüksek hedeflere hedeflenmek, çok çalışmak ve bir sürü denemek açıkçası başarının sırlarından bir tanesi. İstikrarlı bir paternle sürekli denemek, aynı şeyi yapmak. Yani şimdi bakın, iş dünyasında ki işin özü diye bir teorem var yani bana göre işin özü müşteriye odaklanmak ve o müşteriye daha çok fayda sunmak ve rekabete karşı, diğer alternatiflere karşı farklı, üstün olmak ve eşsiz bir deneyim yaşatmak. Şimdi burada bunu yapabilmek için devamlı bir yenilikçi olmak lazım. Yani fark yaratmak için devamlı rekabetin önüne geçmek için yenilikçi fayda üretmen lazım. Hı hı. Bu yüzden yenilikçi
olmak için de birçok deney yapman lazım. O yüzden esasında yani başarılı bir adam çok fazla başarısız olmuş bir adam. Çünkü deneylerin çoğu başarısız olacak. Başarılı bir adam aslında çok fazla başarısızlık yaşamış bir adamdır. Yani mesela Thomas Edison derler ki 10 bin tane deney yapmış ama 100 tane başarılı ürün çıkartmış. Yani %1. Ya da Elon Musk mesela. Yani adam SpaceX aynen konuşuruz. Çok güzel. Elon Musk güzel bir örnek. Adam diyor ki 3 tane roket yapacak param var. İlk 3 roketin 3'ü de ilk 20 saniyede patlıyor. Ama pes etmiyor. Bir şekilde biraz daha para bulup 4.'yü yapıyorlar ve 4. uçuyor. Yani o yüzden çok önemli bir konuya değindin. Hem özel hayatta hem de iş hayatında hem de kurumsal hayatta başarısızlıklar bence öğrenmek için bir fırsat. Resilient yani pes etmemek en önemli konu. Peki hiç pişmanlığınız oldu mu? Mesela Almanya'ya, lisede Almanya'yı bursla kazanmışsınız, gitmemişsiniz. ODTÜ'de okumak istemişsiniz. O dönem ben çok üzüldüm oraları okurken. Siyasal çalkantılar neticesinde bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorsunuz. Sonra geri dönüyorsunuz. Tüm bu eğitim hayatı ve iş hayatınız boyunca bir pişmanlık yaşadınız mı? Şimdi buradan bugünkü Süreyya Cilliv geri dönüp baktığında pişman olduğu bir şey var mı? Yani açıkçası büyük bir pişmanlık yok. Niye? Çünkü yani kendimi çok şanslı hissediyorum. Ülkeme yetişmiş, lider bir iş adamı olarak döndüm. Ve 2006'dan 2015'e geçen 9 senede bence bir ülkenin kalkınmasında, o insanların bilgiye ulaşmasında, şirketlerin dünyada rekabet etmesinde, 4. sanayi devrimi için gerekli bir koşul olan hızlı telekomünikasyon altyapısı, yani mobil genişbant, fiber genişbantın Türkiye'ye gelmesinde önemli bir oyuncu olarak, takım olarak önemli bir yer aldık. Ve derler ya Urfa'da Oxford vardı da mı gitmedik. Bu bence çok yerinde, bence çok İbrahim Tatlıses'in söyledi, çok doğru, güzel bir haklı bir soru. Çok haklı bir, yani bence hiç unutmadığım bir söylem. Hı-hı. Bütün hayatım boyunca acaba bu söylemi nasıl artık geçerli değile getirebiliriz? Biraz da getirmiş oluyorsunuz. Şöyle artık telefonlar yani Urfa'da bir Oxford kütüphanesine ulaşabiliyorsa orada bir öğrenci bir parça en azından katkı sağlanmış oluyor. Tabii ki, tabii ki. İnanın o dönemde 2011 yılında biz Diyarbakır'a gittik. Hasanpaşa Hanı'nda avluda mobil genişbantın hızını ölçtük. Ondan sonra 65 gazeteciyle özel bir uçakla Paris'e uçtuk. Paris'te ölçtük. Diyarbakır Paris'in 4 kat hızlı çıktı. Yani bu ondan sonra başka bir gazeteci bizden bağımsız Amerika'ya gitti. 10 şehirde ölçtü. Türkiye'deki şehirleri ölçtü. Türkiye Amerika'nın 2 katı hızlı çıktı. Yani mesela önemli bir dönüşüm, çok özür dilerim. Bu önemli bir yere değindiğiniz için. Önemli bir dönüşüm o dönem yakalandı anlaşılan o ki. Bugün 4.5G teknolojisi ülkemizde var ama halen yani çok üzücü 6 Şubat'ın yıl dönümündeyiz. Mesela binaların üzerinde baz istasyonları olması nebebiyle çok büyük bir iletişim kesikliği gördük biz deprem zamanı. Ya keza yine köylerde bazı noktalarda şebekelerin çekmediği oluyor. Bir yandan dünya 5G'yi konuşuyor ama bir yandan bizde hala şebeke alanında sorunlar olabiliyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri bu sorunları yaşadılar mı? Yaşadılarsa nasıl çözdüler? Ve biz yine bir parça dünya 5G'yi konuşurken acaba geride mi kalıyoruz? Şimdi hayatta bir başarı yakalıyorsunuz fakat durmak yok. Yani yola devam etmeniz lazım ve yine mücadele etmeniz lazım. Hep ileriye gitmeniz lazım. Yani birçok şirket büyümeyince küçülüyor, duraklıyor. Bu hem özel hayatta hem de iş hayatında bu çok geçerli. O yüzden Türkiye'de çok önemli yatırımlar yaptık. O zamanlar dünyanın en önüne geçmiştik. Bütün dünya bizi takip ediyordu. İnanın yani bazı iş adamları Avrupa'dan İstanbul'da ev alıyorlardı ki dünyanın en gelişmiş mobil deneyimini yaşamak için, mobil internet deneyimini yaşayıp kendi şirketlerini ona hazırlamak için burada İstanbul'da zaman harcıyorlardı. Yani hem şirketler için, hem ülkeler için, hem bireyler için devamlı doğru işleri yapıp, doğru işlere yatırım yapmanız lazım, ileriye gitmeniz lazım. Ben o yüzden hep birlikte ileriye diyorum. Ve sürdürülebilir olması da gerekiyor diyorsunuz, onu da anlıyorum. Ülkemizden yurt dışına okumaya giden, daha sonra orada kalan gençlerimiz var. Hali hazırda çalışırken ayrılan gidenler
var. Tersine beyin göçü belki de tesis etmemiz gereken en öncelikli başlıklardan biri. Sizce bu mümkün mü? Ve bunun olması ve daha da artması için ne yapmak lazım? Süreyya Ciliv döndü ama Süreyya Cilivlerin dönmesi için daha ne yapılmalı sizce? Ben döndü deyince ben o Microsoft ve Türkiye'deki lider telekomünikasyon şirketine çalıştıktan sonra Türkiye'ye bu altyapıyı kurulmasında yardım ettikten sonra mobil servisler gibi cep telefonları gibi çok yeni teknolojiyi getirdikten sonra açıkçası yerinde durmadım. Yani yeni işlerde yola devam diyorum ve açıkçası yeni hedeflerim Türkiye'de üretip yani Türkiye'de ben Türk insanına çok güveniyorum. Türk insanı gerçekten dünyada çok başarılı olabilecek kapasitesi yüksek insanlar var. Bu insanlar doğru bilgiyle bu insanları beslersek ve tabii ki iş dünyasının akademinin getirdiği kompetitif rekabetçi bir ortama içine sokabilirsek o zaman global başarıları yakalamak mümkün. Benim hedefim hep global başarı olmaktı. Yani bu çalıştığım bütün şirketlerde hedef sadece Türkiye'de birinci olmak değil, dünyada liderler arasında olmaktı. Şimdi Türkiye'de üretip dünyada birçok alanda başarılı şirketler, ürünler, markalar yaratmamız lazım. Bunun için bence insanlarımızda yani hardware var. Yani hızlı çalışan bir CPU var. Muazzam rekabetçi, çok girişken, çok sabırsız. İşte burada insanlara her sadece Türkiye pazarına değil, Türkiye pazarının 100 kat büyüklüğündeki global dünya pazarına odaklanmalarını, yani nasıl oradaki müşterileri yakından tanırız, onlara değer yaratırız, onlara eşsiz bir deneyim yaşatırız. Bunu ikinciye söylüyorsunuz, eşsiz bir deneyim müşteri için ve müşteriye dokunmak, değer yaratmak. Zannediyorum biraz kilit bu muydu sizin iş hayatınızda? Son kullanıcıyı bulmak, onun deneyimini, tecrübesini, eleştirisini almak. Biraz daha kompleks, çünkü son kullanıcı, sadece bir son kullanıcı yok. Mesela Türkiye'de 85 milyon. Yani ben hep müşteriye odaklanmak için biz mikro segmentation yapmıştık o zaman. Ev kadınlarına özel programlar. Onlara hamilelik, kendi sağlıkları, çocuk sağlığı, çocuk eğitimi, yemek tarifleri gibi konularda devamlı content, içerik yolluyorduk telefon üzerinden. İnternet, mobil servislerle. Bu bizi farklılaştırıyordu. Aynı zamanda yaşlılara, aynı zamanda engellilere, aynı zamanda profesyonellere. Yani çok müşterilere odaklanmak lazım. Çünkü Türkiye'nin en önemli, en büyük iş adamının ihtiyacı başka, bir genç bir öğrencinin ihtiyacı başka, çok büyük bir bankanın ihtiyacı başka, küçük bir büfenin ihtiyacı başka. Yani müşteriye odaklanmak çok kritik. Artık big data dediğimiz büyük data ile bu yeni teknolojilerle bireylere teker teker odaklanmak mümkün. Yani artık siz bir bireyin son 20 senede bankacılık işlemlerinde neler yaptığını biliyorsunuz. Nerelere gittiğini biliyorsunuz. Hangi ürünleri aldığını biliyorsunuz. Yani kendisinden daha çok insanı tanıyorsunuz. Tabii. O insanlara en uygun mesajları vermek lazım. Onlara en uygun ürün ve servisleri vermek lazım. Bu şekilde eşsiz bir deneyim yaşatmak lazım. Yani siz müşterinizin ihtiyacını iyi anlarsanız ona en uygun çözümü ulaştırabilirsiniz. Ama ihtiyaçlar çok farklı. Bunu göz önünde alınmak lazım. Burada teknoloji çok büyük bir kaynak. Yani teknoloji olmadan artık bunlar olmuyor. Benim yeni hedefim açıkçası, biz teknoloji altyapısını kurduk. Fakat bütün Türkiye'deki şirketler global şirket oldu mu? Olmadı. Bunların birkaçı bu teknolojileri kullanarak hakikaten dünyada söz sahibi şirketler oldular. Ama bence %90'ı işi sadece teknoloji diyerek köşeye koydular. Köşeye. IT departmanlarına. Birçok şirketin merkezi diyelim ki Avrupa yakasında Levent'te, IT departmanları Gebze'de, Kocaeli'nde. Yani dijital dönüşümü şirketin sahipleri bence bir hata yaptı. Sadece IT köşeye bıraktı. Bir köşeye koydular. Oysa bu artık sadece IT'nin işi değil, bütün şirketin işi. Artık dünya çok rekabetçi. Hem işi çok iyi anlamanız lazım, hem de o işle ilgili teknolojileri yakından anlamanız lazım. Ve big data'yı anlamanız lazım. Optimizasyonu anlamanız lazım. O yüzden yani benim de yeni hedefim
Bu teknoloji altyapısının üstünde şirketleri nasıl 10 yıl, 20 yıl sonrasına hazırlarız, dünyada en rekabetçi olsunlar? Çok güzel bir yere değindiniz çünkü merak ettiğim bir soruydu. 20 yıl sonrasının, 30 yıl sonrasının iş dünyasını ve teknolojisini nasıl görüyorsunuz? Öngörünüz nedir? Yani hazırlansınlar evet ama nasıl bir dünyaya hazırlanacaklar? Dediğim gibi bir defa müşterilerine çok odaklı, bireysel olarak. Yani 85 milyon müşterinin onların ihtiyaçlarını anlayıp onlara özel çözümler oluşturmak gerekiyor. Bence geleceğin çalışanları hem kendi iş konularını, kimya olabilir, tıp olabilir, teknoloji olabilir, üretim olabilir, hizmet olabilir, birçok konuda kendi iş konularında çok iyi anlayacaklar. Ve o dünya nereye doğru gidiyor onu iyi anlayınca teknolojiyi kullanarak, yazılım geliştirmeyi kullanarak. Mesela o yüzden Quica isimli bir firmayı kurduk. System Optima diye bir firma kurduk ki optimizasyonu şirketlerimize getirsin diye. Bu firmalarda yazılım geliştirmeyi hızlandırıyoruz. Çünkü bugün bana göre büyük şirketlerimizin önünde yenilikçiliği durduran en büyük engel yazılım geliştirme süreçleri çok uzun zaman alıyor. Hmm. Yani bir iş adamının aklına gelen fikri yazılıma dönüştürmek 1,5 sene, 2 sene zaman alıyor. Bu arada ne ihtiyaçlar kadar değişiyor. Yani, ya, tabii o kadar uzun bir süre ki ne yapmak lazım ki bu süre kısalsın? Burada bir defa işin sahibi olan kişinin ne çeşit ürün geliştireceğine biraz daha sahiplenmesi lazım. Hmm. Sadece bunu IT'ye bir sipariş vermekle bu iş olmuyor. Çünkü zaten o ilk fikir, akla gelen ilk fikir. En iyi fikir tam olgunlaşmış fikir değil. O fikrin olgunlaşması lazım. Yani iyi bir ürün için işin sahibi olan kişi bu iş bize nasıl fayda sağlayacak, müşterilerimize nasıl değer katacak, onlara nasıl daha iyi bir deneyim sunacak, o akıllı sistemi kurmak için onun gerekli noktalarını çok iyi düşün, devamlı geliştirmesi lazım. Devamlı denemesi lazım. Bunun yüzünden işin içinde olması lazım. Yani siparişi verip 18 ay beklersen gelecek senin %99 ihtiyacını karşılamayacak. Hiç karşılamayacak. Sükutu hayale uğrayacaksın. Bu ve o yüzden de bazen IT'deki arkadaşlarıma üzülüyorum çünkü haksız yani kazanamayacakları bir savaşın içindeler. Bir şeyi yola koyuyorlar. 18 ay sonra verdiğiniz zaman, bitirdiğiniz zaman diyorlar ki ya bu benim ihtiyacımı karşılamıyor. Çünkü ihtiyaçlar değişiyor. Değişti. Buradaki çözüm süreci çok hızlandırıyor. Hızlı. Yani bir yere diyelim ki bu kuşa ateş ediyorsunuz. Eğer attığınız mermi 18 ayda giderse kuşu vurma ihtimaliniz var mı? Yok. Yok. Bu ona benziyor. Bu ona benziyor. O yüzden ama ne kadar hızlı yaparsanız o zaman hızlıca, o kadar hızlı sonuç alırsınız hızlıca diyorsunuz. Sonuç alırsınız. Biraz eğitim kısmını konuşalım isterim sizinle. Çünkü bu kaynakları geliştirmek de biraz eğitimle alakalı. Temel bilimler, görünen o ki ülkemizde daha da iyi olabileceğimiz, yeterince iyi olamadığımız alanlardan biri matematik, fen. En başa döneceğim, babanızın size sürekli matematik sorusu sorması, Ankara Fen'e gittiğinizde matematik sorularını çok iyi cevaplıyor olmanız, size iş hayatınızda muazzam bir başarı getirmiş. Bizim temel bilimlerde ne eksiğimiz var sizce Süreyya Bey? Valla bence çok fazla eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Bence mesela yani belirli bir matematik seviyesi gerekli. Hı hı. Ama onun üstünde içten de bir tutku olması lazım. Ve sizin ilk başta bahsettiğiniz bir deneme yapıyorsunuz. Ondaki sonuç başarılı olmazsa yılmamak çok önemli. Yani ben denemeye daha çok önem vermemiz lazım. Bence şirketlerin akademisyenlerle daha yakın çalışması lazım. Bunu biz yapıyoruz. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde bizim şirketlerimiz devamlı oradaki profesörlerle beraber çalışıyorlar. Bunlara daha da önem vereceğiz. Bence çok kritik. Yani bence profesörlerin de fazla havaya girmemesi lazım. Çünkü onlar da hakikaten toplumun çok değerli insanları. Yani doktora yapan, yani top %1, %2. Ama doktoralarını aldıktan sonra hayat durmuyor. Öğrenmeye devam etmeleri lazım ve o öğrendiklerini insanlara faydaya dönüştürmeleri lazım. Yani bence yenilikçilik ortaya sadece iyi bir fikir atmak değil. O fikri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmek. Toplumsal veya ekonomik faydaya dönüştürmek. Gençlere tavsiyelerinizi sormazsam gençler bana kızar. İş hayatına yeni giren, girmeye hazırlanan gençler.
denemek dediniz. Ben onu en önemli tavsiye olarak kendime de alıyorum ama bunun yanında başka ne tavsiyeniz olur onu da merak ediyorum. Şimdi ne dediğim sözlerden bir tanesi şu, yani yeni dünya var önümüzde, değil mi? Herkes önüne bakıyor, önümüzde yeni bir dünya var. Evet. Yani önümüzdeki geleceği biz daha yaşamadık, yaşayacağız. Ve ne göreceğimizi de bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani bir yanında savaşlar, evet, bir yanında yapay zeka, bambaşka bir gelecek bizi bekliyor. Şimdi bir defa gençlere tavsiyem şu. Ben Harvard Business School'da okurken okula dünyanın en büyük şirketlerinin en tepesindeki adamlar geliyordu. O zaman dünyanın en büyük şirketlerinden biri IBM'di. Ve IBM'in CEO'su Frank Carey diye bir adam geldi. Konuşma yaptı. 300-400 kişi dinledi konuşmayı. Sonra öğrencilerin hepsi dağıldı. Ben ve 7-8 daha öğrenci adamın peşinden koştuk. Adamla biraz daha sohbet etmek için. Ben de hatırlıyorum, adama dedim ya, dedim, siz dünyanın en büyük, en güçlü, bir numaralı şirketinin bir numaralı adamı oldun. Nasıl oldunuz buraya? Adam vallahi dedi, o kadar sadece bir cümleyle cevap vermek kolay değil. Ama dedi, her zaman hazırdım. Yani bir satışa gittiğin zaman hazır olmak. Bir yöneticine bir söz veriyorsun, onu sana görmek istediği zaman hazır olmak. Yani yükselmek öyle zıplayarak olmuyor, basamakları çıkarak oluyor. O yüzden birinci işinizi çok ciddiye alın. İlk önce birinci işinizde başarılı olmanız lazım. Bu bir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki yeni dünya bana göre iki tane çok önemli özelliği var. Birincisi, yani ben bir Türk iş adamı olsam, genç bir iş adamı olsam, genç bir öğrenci olsam, mutlaka yabancı dilleri öğrenirim. Mutlaka yabancı ülkelerde neler oluyor onu anlarım. Çünkü ne dedim? Dünya pazarı Türkiye pazarının kaç katı? 100 katı. Yani Türkiye dünya nüfusunun %1'i. 85 milyon, 8,5 milyar. Tam tamına %1'iyiz ya. Yani 100 katı daha büyük bir pazara hedeflemek bence çok daha akıllı. O yüzden... Ama orayı da tanımak gerekiyor, orayı da, diyorsunuz. Aynen. Müşteriyi tanımak... Bunlar bu sefer yabancı müşteriler. Onları da bence, onlara da fayda odaklı olmak lazım. Onları da sevmek lazım. Onlara da, yani bu hissedilecek. Onlar da bu güvenilir mi? Bana hakikaten uzun dönemde fayda sağlayacak mı? Müşteri açısından onlar da öyle bakacaklar. O yüzden... Yani dünyadaki müşterileri hedeflemeliyiz, onları anlamalıyız, onlarla çok güçlü iletişim içinde olmalıyız ki onlara ikna edelim, onların problemlerini çözelim, onları mutlu edelim. Doğru mu? Birincisi bu. Mantıklı mı ama 100 katı daha büyük bir pazar olarak. Tabii, yani orayı hedefliyor ama bir de orayı tanıyor olmanız da lazım, takip ediyor olmanız lazım, hazır olmanız fakat lazım. Fakat artık Türkler her tarafta dolaşıyorlar yani. O yüzden her tarafı tanıyorlar. Bu bir. İkincisi, yeni dünya çok daha teknoloji. Artık teknoloji olmadan bence bakkalı yönetemez. İşte orada yani mesela ben kaybettim şu anda. Yani gerçekten teknoloji dediğiniz yerde telefonu bir yerden sonra kullanamaz haldeyim. Telefonumu bile. Bu ama da bir mesai. Bence yani öyle kendini fazla da hırpalama yani. Şimdi o telefonda. Yok, gerçekten. Bir telefon o esasında küçük bir bilgisayar. İçinde belki 100 tane uygulama var. Sen 100 tane uygulamayı kullanıyorsun. İşte iki tanesini kullanıyor. Çok önemli bir yani, tavsiye. Buyurun lütfen. Bence müşteriyi tanımak için müşteriye birçok müşterine bireysel olarak tanıyıp onun ihtiyacına cevap vermek için, onun ihtiyacına en uygun aksiyonu almak için, hızlı hareket etmek için, işini 10 müşteriden 10 milyon müşteriye büyütebilmek için, scale dediğimiz bu büyüme kabiliyeti için akıllı sistemler gerekli. Bu akıllı sistemlerde bir, hızlı yazılım geliştirmek çok önemli. İkincisi optimizasyon. Yani hem üretimde, hem satışta, hem serviste o işi en verimli nasıl yaparız? En hızlı nasıl yaparız? Bunun matematiği var. Endüstri mühendisliğinde öğretiliyor. Stanford'da bunun adı Management Science. Yani optimizasyon matematiği çok önemli. Üçüncüsü yapay zekayı kullanmamız lazım. Yapay zeka bu yeni... son sıçramalarıyla iletişimi, bilgisayarla iletişimi çok kolaylaştırdı. Artık çok kolay soru sorabiliyoruz bilgisayara. Tabii. Sözlü olarak, öyle yazılı uygulamalar olarak var ki bir konu başlığında istediğimiz her şeyi bir anda karşımıza, evet, buluyoruz. Ama bence arkadan gelen cevapların çoğu henüz doğru cevap değil. O yüzden her şirketin o gelen doğru cevapları oluşturması da lazım. Bence şu anda bilgisayara biz
iletişimi öğrettik. Ama arkasında daha çok birçok bilgiyi de öğrenmesi lazım birçok spesifik konuda. Bence yapay zeka da her şeyi çözecek artık insanlar işe gitmeyecek değil. Evet, yapay zeka elimizde bir kaynak. Onu etkin kullanmak önemli evet. diyorsunuz. Bir de ben açıkçası bu vision dediğimiz yani kameralarla, sensörlerle her şeyi ölçerek takip etmek. Bence geleceğin bekçileri, yöneticileri bu kameralara bağlı bilgisayarlar. Yani mesela bugün bir Tesla diyelim, bir elektrikli araba. Amerika'da self-driving kullanıyor. Bu kameralara göre arkasındaki bilgisayar arabayı kullanıyor. Bu şekilde yani bu olduğuna göre artık bir mağazaya kaç kişi geliyor, nereye gidiyorlar, üretimde kim çalışıyor, kim çalışmıyor, kim erken gidiyor, kim geç çalışıyor. Bütün bunları kameralarla hiç kimse olmadan 7 gün 24 saat takip etmek mümkün olacak. Son bir soru, Süreyya Ciliv şimdi ne yapıyor? Biraz şimdi, bahsettiniz ama şu an hedefiniz nedir? Biraz açalım. Şimdi yani kısaca bu dijital dönüşüm olayına biz başladık. İlk önce altyapıyı kurduk. Şimdi bence ikinci fazı başladı. Bu fazda şirketlerin dönüşmesi lazım. Yani dijital dönüşümle sadece bu işi IT departmanı değil, bütün şirketin dönüşmesi lazım. Yani çalışan her birinin artık yeteneklerinin çok daha yüksek olması lazım. Birçok şirkette şunu görüyorum, iş kolunda insanlar var, işi çok iyi biliyorlar, teknolojiden anlamıyorlar, optimizasyondan haberleri yok, big data'dan haberleri yok. IT'de de yazılımı çok iyi bilen insanlar var. Sorarsanız ne iş yapıyorsunuz? Diyor ki ben .NET mühendisiyim, şunu software developer'ım, yazılımcıyım. Onları da takımın içine dahil etmemiz lazım. Problemleri çözen takımlara dahil olmaları lazım. Yani bu iki kısım böyle ayrı ayrı olmamalı, iç içe olmalı. Daha küçük ekipler müşterilere odaklı, daha verimli. Ben de bu yeni dünyayı nasıl daha verimli kılacak yazılım işleriyle meşgulüm. Kuika ve sistem optimayla. Bu bir. Bir de açıkçası Profesör Gökhan Hotamışlıgil, benim eniştem, kız kardeşimin, en küçük kardeşimin eşi. O ve iki tane daha çok değerli Princeton Üniversitesi'nden doktoralı arkadaşımızla birlikte Amerika'da meme kanseri dahil birçok konuda ilaç geliştirmek için de çalışan bir şirketin de yatırımcısıyım. Yani işim teknoloji, işim insanlara faydalı olmak ve işim global. Ve Türkiye'de mümkün olduğu kadar Türkiye'de üret ki ben de sık sık Türkiye'ye geleyim, Türkiye'nin güzelliklerini yaşayayım. Yani ülkemiz hakikaten dünyanın en güzel ülkesi. Sadece tabiat olarak değil, hem kültürümüzle, hem yemeklerimizle, hem müziğimizle, hem sanatımızla. O yüzden yani bence ileride en büyük dileğim Türkiye'yi bütün dünya insanları için, iş yapmak için en kolay yer, turistler için ziyaret etmesi en kolay yer haline getirirsek zaten Türkiye ekonomik olarak da muazzam hızla büyüyecek. Çok teşekkür ediyorum Süreyya Bey. Ben bir kez daha izleyicilerimiz için sizi anlatan Fırat Demirel'in kaleminden çıkan Global İş Dünyası'nda Sıra Dışı Bir Lider Süreyya Ciliv kitabını göstereyim ve izleyicilerimize tavsiye edeyim. Katıldığınız için, enerjiniz için çok teşekkürler. Çok